Saatiyet Türk'ten herkese merhaba, ben İlknur Bayfırat. Haftanın renklerinde haftanın öne çıkan programlarını sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz bu hafta Saatiyet Türk ekranlarındaki renkli programlara hep beraber bakalım. Çizgi filmler, el işi programları ve öğretici programlar her sabah 6 ile 10 arasında çocukları ekran başına bekliyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, tekrarı aynı gün öğlen saat 2 ile 5 arasında olacak. Sohbet programlarını seven izleyicilerimizi her sabah saat 11'de ekran başına bekliyoruz. Bu programların tekrarı aynı günün akşamı saat 11'de olacaktır. Sanatsız yapamam diyenler Suya Çizgiler programı saat 12.45'te sizlerle. Dizileri de unutmayalım tabii ki. Aile dizisi olan Yol saat 18.30'da, gençlik dizisi olan Evden Uzak'ta saat 19.30'da ekranlarınızda olacak. Pazartesi günü Erhan Yeşilırmak ve Mark Madrigal'in birlikte hazırlayıp sundukları Tarihin Dipnotları akşam saat 19.30'da ekranlarınızda olacak. Tarihin Dipnotları programında yaratılış, ilk kilise tarihi dönemi, kilise babaları, Haçlı seferleri, Anadolu Hristiyanlığı gibi konular işleniyor. Hristiyanlık tarihinin merak edilen ve yanlış bilinen tüm konuları güvenilir kaynaklar ve kutsal kitap ışığında değerlendiriliyor. Bu hafta programımızda konumuz Haçlı seferleri olacak. Seri programa giriyoruz. Kilise babalarını inceleyeceğiz. Tabii baba dediğimizde fiziksel bir babadan bahsetmiyoruz. Evet. Yani bu kişiler manevi olarak kilisenin Hı-hı. babaları. Çünkü neden? Özellikle sapkın öğretişlere karşı İncil'in mesajını korumuşlardır. İlk çöl babası Aziz Antonius'tur. Mısırlı Hı-hı. Antonius. Varını yoğunu satıyor. Şimdi yanında Erhan Yeşilırmak var ve tarihin dipnotları hakkında konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin öncelikle stüdyomuza. Nasılsın? Bulduk. İyiyim. Valla sizler nasılsınız? Bizler deyiz. İzleyenlerimize programımız hakkında biraz detaylı bilgi verebilir misin Erhan? Tabii. Tarihin dipnotları aslında büyük bir ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkan bir program. Çünkü genelde tarih hakkında yanlış bildiğimiz ya da eksik kaldığımız pek çok konu var. Biz de elimizden geldiğince özellikle arkadaşım tabii ki Mark Madrigal ile birlikte bu ihtiyacı karşılamak için tarihin dipnotlarını hazırladık. Tarihin dipnotlarında birçok konu var aslında. Bunların arasında ilk kilise tarihinden başlıyoruz. Hatta eski antlaşma dönemindeki ilk Tanrı'nın aslında başlangıçtaki ilk tarihten başlayıp kilise tarihine. Ama bunun yanında sadece kilise tarihi ve kutsal kitap tarihiyle kalmayıp Bizans tarihinden tutun dünya tarihine kadar pek çok konuda fikirlerimizi, bilgilerimizi paylaşma fırsatı buluyoruz. O zaman ilerleyen programlarda sizi merakla bekleyeceğiz. Tabii. Pazartesi günleri sizi zevkle izliyoruz. Teşekkür ediyorum teşekkür ayrıca ederim. Programımıza konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Salı günü bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve bu kültürün değerleriyle İsa Mesih'e olan inançlarını sürdürmüş kadınlarımızın değerli öykülerini izliyoruz. Bu toprağın kadınları her salı sizlerle ve farklı uluslardan ancak tek bir inançla bir araya gelmiş bu Tanrı kadınlarının tanıklıkları her birinize yürekten dokunacak ve teşvik olacak. Bu toprağın kadınları programının bu haftaki konuğu ise Silva Güllüoğlu. Bugünkü programımızda Silva teyzeye geliyoruz ve onu ziyaret ediyoruz. Bakırköy'deyiz. Hadi bakalım. Benim Rab ile karşılaşmam 21 yaşındayken rüyalarla uyandım. Bayağı genç. Siz de bayağı genç. Evet. Yani. Hiçbir şey bilmiyordum evet. İsa Mesih hakkında. Rüyamda onu çarmıha gererken gördüm. Kitab-ı Mukaddes'i gördü masamda. Aa dedi, benim babaannem de bu kitabı okurdu dedi. Öyle mi dedim. Onun için kiliseye geldim. Bana derdi ki dedi, başka yere gitme. Kiliseye git, sana yardım ederler. Gençler, size yazdım çünkü güçlüsünüz.
Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor, kötü olanı yendiniz. 1. Yuhanna 2. bölüm 14. ayeti sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü şimdi sıra sizlerde ve çünkü 40 tilkiyi tanıtacağım. 40 tilki Saat 7 Türk ekranlarında gençlerin merak ettiği konuları, kafalarında dolaşan tilkileri alanlarında uzman konuklara sorarak öğreniyor. 40 tilki programında gençlerin hiçbir sorusu yanıtsız kalmıyor. Türkiye'de öğrencilik hayatı, Hristiyan inancında flört, sevgili ve eğlence hayatı gibi gençleri ilgilendiren birçok konu uzmanlar tarafından kutsal kitap ışığında masaya yatırılıyor. 40 tilkide kilise ve mezheplere mensup Hristiyan gençler kafalarındaki soruları ve kafalarında dolaşan tilkileri alanlarında uzman konuklara soruyor ve öğreniyorlar. Birlikte ilahiler söyleyip Tanrı'yı yüceltiyorlar. Bu hafta programımızın konuğu ise Senem Ekener. Bu bölümde Senem Ekener, inanç savunması bir tartışma mıdır? Tanrı'nın savunmaya ihtiyacı var mıdır? İnanç savunması gerekli midir? Olumsuz kişi ve olaylara karşı tavrımız ne olmalıdır? Hristiyanlıkta inanç savunması nasıldır? Kutsal ruh olmadan yapılan inanç savunması ne kadar faydalıdır sorularına bu hafta 40 Tilki programında cevap veriliyor. Monolog nedir? Diyaloğu nasıl daha sağlam bir şekle getirebiliriz? Diyaloğu oluşturan unsurlar nelerdir? Bugün konumuz para konusu. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu konuda ne söylemek istersiniz? İnanç savunması neden yapılır? Yani gerekli bir şey midir inanç savunması yapmak? Tüm Katolik kiliselerinde bu sistematik renk değişimi var mı? Bu insanlar nasıl kişilerdi, Kubilay Han bunların nasıl bir hoşgörü gösterdi, biraz bilgi verebilir misiniz? Bu göç sırasında oluşan topluluklar nelerdi? Var. Evet. Hristiyan birisi olarak nasıl yaşaman gerekir, nasıl davranman gerekir? Perşembe günü Yeşua İbrahim Özçelik'in sunacağı Yol Arkadaşım programı Hristiyan evliliklerini inceleyen ve evliliklerde yaşanan zorluklar karşısında kutsal kitaba uygun nasıl bir tutum takınılması gerektiği konusunda sizleri aydınlatıyor. Aynı zamanda programa katılan çiftler İsa Mesih'i nasıl kabul ettiklerini de programda paylaşıyor. Anuş ve Semir Serkek çifti bu hafta Yol Arkadaşım programında bizlere konuk olacaklar. Merhaba değerli izleyiciler. Yol Arkadaşım programına tekrar hoş geldiniz. Bu programda adından da anlaşıldığı gibi aynı yola evlilik yolculuğundan çıkmış bir çiftin evlilik öncesi, evlilik aşaması ve evlilik sonrası dönemleri üzerine konuşuyoruz. Kelam okuyarak uyumuştum ve elimde bir not vardı. Yani hani herhangi bir şeye Rab konuştuğunda ben not alacağım. Ve Rab bana bir ayet verdi. İki kişi dileyecekleri herhangi bir konuda uyuşurlarsa. Ve geldik Cuma gününe. Cuma günü Doktor Şahin Ünal ve bendeniz İknur Bay Fırat'ın sunmuş olduğu Doktor Var programı ekranlarınızda olacak. Doktorumuz Şahin Ünal'la birlikte hastalıkların nasıl bizi ilgilendirdiğini ve bu hastalıklardan nasıl korunacağımızı, sağlıklı yaşam hakkındaki ipuçlarını bizlerle paylaşıyor. Doktor Var programının bu haftaki konusu ise çocuklarda davranış bozukluğu. Çocuklarda en sık görebileceğimiz davranış bozuklukları evet. Neler? Uyum ve davranış bozukluklarını böyle alt alta sıraladığımızda bir sürü madde geliyor. Ama en sık gördüklerimiz baştan itibaren saldırganlık, çalma, yalan, küfür, tikler, okul korkusu sık görülen. Çocuk saldırgan davranışlarıyla isteklerini elde edemeyeceğini görmeli ve yaşamalı. Yani o saldırganken onun isteklerini yaparsanız çocuk bunu alışkanlık haline getirebilir. İnatçılık özellikle çok dile getirilen bir problem. 2-3 yaştan ilk görülmeye başlıyor. Ergenlikte de ortaya çıkan ve ailelerin en büyük derdi. Cumartesi günü Pastör Kirkor Ağbabaoğlu ve Cem Erci'nin birlikte hazırlayıp sundukları Sözün Özü programı ekranlarınızda olacak. Her hafta Sözün Özü programında kutsal kitaptan seçilen bir konu veya durum ele alınıyor. Bu konu hakkında bilmemiz gerekenler, gözden kaçırdıklarımız ve yanlış yorumladıklarımız tartışılıyor ve kutsal kitap kaynak alınarak cevaplanıyor.
Hristiyanların bu konulardan çıkarması gereken dersler ve tutumlarının nasıl olması gerektiği ekranda tartışılıyor. Sözün özünde bu hafta ölümden kurtuluş var mı? Günah nedir soruları tartışılacak. Geçtiğimiz programların birinde ölümü konuştuk. Evet. Kurtuluşu konuştuk aynı programda. Ölümden kurtuluş var mıdır diye sorduk. Ölümün kaynağının ne olduğu üzerinde durmuştuk. Çünkü insanlar ölümü bir kader olarak görmüşlerdi. Bir takdiri ilahi olarak görmüşlerdi. Ve bu dünyayı bir deneme dünyası gibi görmüşlerdi. Ama biz bakıyoruz ki Rabbin sözü bize bunun böyle olmadığını söylüyor. Bugün insanlar çoğunlukla şunu düşünüyorlar. Evet, artık biz Tanrı'yı biliyoruz. Tanrı'yı tanıyoruz. Günah denilen bir şey var. Pazar günleri kiliseye gidemeyenler için Avlularında Bir Gün programı her hafta farklı bir kilisenin ibadetini evinize getiriyor. Avlularında Bir Gün 11'de başlıyor. Bu hafta Eminönü'nde Agape Kilisesi'nde misafir olacağız. 1970'li yıllardan beri değişik kilise binalarında toplanan cemaat 1998 yılında yeni bir oluşumla bir araya geldi. Topluluk 2000-2007 yılları arasında Koca Mustafa Paşa'da kiraladıkları bir dairede ibadetlerini sürdürdü. Günümüzde kilise Eminönü'nde bulunan Bible House Kilisesi'nin binasında Agape Kilisesi olarak ibadetini sürdürmektedir. Çoğunluğunun gençleri oluşturduğu bu kilisenin ibadet saati öğlen 1'de başlayıp saat 3'te sona ermektedir. Kilisenin kapıları İsa Mesih'in kurtuluş haberini duymak ve yaşam amacını keşfetmek isteyen, yüreği yorgun olan herkese açıktır. Bu hafta Eminönü'nde bulunan Agape Kilisesi'ne konuk oluyoruz. 1970'li yıllardan beri değişik kilise binalarına toplanan cemaat, 1998 yılında yeni bir oluşumla bir araya geldi. Bu haftanın öne çıkan programları ve filmleri hakkında umarım sizleri bilgilendirebilmişimdir. Ama daha fazlasını öğrenmek için www.saat7turk.com adresine tıklayıp programlar ve yayın saatleri hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bu hafta da Haftanın Renkleri programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Rabbin esenliği sizlerle olsun.